sizlerle böyle birkaç tane bir şey konuşmak istiyorum. Uzunca bir süredir aklımdaydı ve yarından itibaren de buna başlıyorum. Biraz önce Telegram kanalımda böyle bir çıkışta bulundum. Çünkü orada gerçekten yepyeni bir ekiple çok güzel bir sürece başladık. Sizlerle bilgi paylaşılıyor falan. Ama görüyorum ki ne kadar kaliteli içerik anlatılırsa veya konulursa konulsun bir şekilde şey oluyor. İnsanlar geri dönüşlerde son derece sessiz kalıyorlar. Baktığım zaman herkes Instagram postu gibi konuşuyor ama fikir üretme konusunda ve birbirlerini düşürme konusunda son derece kötü durumdalar. Ve şöyle bir şey var, çok fazla şöyle yorum alıyorum. İşte sizin tuzunuz kuru, bilmem ne, biz içerideyiz falan filan. Birazcık o zaman size kendi hayatımdan bahsedeyim. Birazcık artık böyle görüp gerçekten sıkıldığım, insanların lütfediyormuş gibi yaptıkları şeyleri sosyal medyalarında böyle yansıtmalarından korkunç sıkılmış durumdayım. Tuzu kuru diyenlere bir yerimle gülüyorum, gerçekten çok komiğime gidiyor. Tuzu kuru muymuş değil miymiş? Biraz sonra bir dinleyelim bakalım. Birincisi, duygularımızı birbirimize aktarmakta çok kötü dönemler geçirdiğimizi düşünüyorum. İşte seçim, dolar arttı, dolar indi, euro mu arttı, altın mı indi? Hiç kimse şu anda bir ayı sezonunda olduğumuzu ve para kazanmanın zor olduğu gerçeğini kabullenmiyor. Bu hayatta hiçbir şey size altın tepsiyle maalesef ki verilmeyecek ve verilmiyor da. Zorlanmadan, ağlamadan, sıkıntı çekmeden. Bugün buraya gelindiği zaman sadece ben artık böyle bir şeymişim gibi size işte bilmem ne ablacım işte bilmem ne coin'ini al 50x yapsın koy kenara evini al arabanı al. Hayır, öyle bir şey yok. Öğreneceksiniz, kendinizi de geliştireceksiniz. Bu dünyada hiç kimse size şunu yap bunu yap demeyecek. Çünkü hiç kimse sizin robotunuz veya köleniz değil. Ama tabii ki sonunda kararımı da açıklayacağım. Bir karar da verdim ve bundan sonrasında ona göre devam edeceğim. Ben şu anda hayatım, ben bu ana gelene kadar hayatımda hiçbir şeyi kolay elde etmedim. Bu CNN Türk'te muhabir olarak çalışırken de aynıydı. Instagram, CNN Türk'ten ayrıldıktan sonrasındaki o yol ayrımım da son derece sancılıydı. CNN Türk'te muhabirken annemle babamın böyle biraz parası var falan diye beni oradaki editörler ve şeyler, müdürler falan hindi seçimlerine yollarlardı. Her akşam semt pazarına yollarlardı. Ve hani böyle gülerlerdi, bayağı gülerlerdi yani. Ha ha ha, beste gitmiş falan böyle diye. Ben yayın açardım. Hindi pazarı çok inanılmaz aklımdadır. Rüya gibidir çünkü. Aşağıda böyle şey, gulu 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 böyle hindiler falan konuşuyorlar. Böyle gülmemek için kendinizi ardırt diyorsun. Sonra tabii yayında spiker size pas atıyor. İşte bilmem ne bilmem ne hindi seçimleri geldi falan filan. İşte orada insanlar 90 lira evet el sıkıştırılıyor falan filan. Bunda neden bahsediyorum? Bir tane büyük bir kanalda yine günah keçisi olarak bir muhabir kızcağızı seçmişler. İşte yayın yaptı. Yayında daha doğrusu kullandığı haberdeki o insanların söyledikleriyle ilgili sanki o haberi kurgudan geçerken kurgucular izlememiş gibi, editörler görmemiş gibi. Haber akışı da şöyle olur. Çok net söyleyebilirim ki önce siz haberinizi yazarsınız ve sizin üzerinizdeki bir üst bir editör bunu okur ve düzeltir. Bak burasını atalım, burasını kırpalım falan diye. Ve sonrasında o onaylanır. Bir EGS sistemi veya farklı farklı sistemler vardır. Kim ona onay verse orada altta yazı geçer falan. Ve sonra bu haber işte spikerin önüne gelir ama kurguyu da müdür izler. Kurgunun altında yazan alt yazı da tekrar editörün gözünden geçer falan. Yani hiçbir zaman bir muhabir tek başına bir haberi yapıp yayına çıkamaz. Aynı şey benim de başıma gelmişti. O nedenle hani hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben 7 sene boyunca muhabir olarak çalıştım. Oradaki dalga geçirmeler falan filan onları geçiyorum ama yine bugün baktığımız zaman tam bir medya klasiği. Zavallı bir kızcağız günah keçisi olarak seçilmiş ve böyle bir durum yaşanmış. Kızı da sonunda zaten şutlamışlar. Bu tuzu kuru kısmı böyle. Ardından biliyorsunuz ben bir
yani benim üzerime atılmak istenen bir şeyden dolayı ayrıldım ve ne oldu sonrasında 10 yıllık emeğim çöpe gitti. İşte ne oldu, bir ya YouTube yapman lazım ya bir şey yapman lazım ve YouTube'da çok büyük bir alan. Ve sonrasında herkes pandemi oldu. O zaman da yeni doğum yapmıştım. Biricik kızım 3,5 yaşındaydı. Kızıma olan değerimi beni uzun süredir takip eden insanlar çok iyi bilirler. Biraz sonra size komedi ötesi şeyler anlatacağım. O zaman diyeceksiniz ki vay anasını, ne manyaklar var falan diye. Ve insanların size burada böyle hani pozitifmiş gibi Instagram'larını açıyorsun. Çok güzel annelik yapıyorlar, muhteşem sporlar yapıyorlar. O kadar güzeller ki saçları hep fönlü. Böyle harika şey, doğal makyaj önerileri, efendim vegan yiyin, onu yiyin, bunu yiyin falan, böyle salak saçma pozitiflikler. Toksik pozitiflik bu arada. Yani bir insan her sabah kalktığında, açıkçası beni inandırmasanız, bir insan her sabah kalktığında herhalde ah muhteşem ya, ne kadar güzel. Ama Türkiye'de yaşıyorsun yani. Zimbabwe'de falan yaşamıyorsun veya İsviçre'de yaşamıyorsun. Ne kadar güzel ya. Her gün sanki ters abuk sabuk bir şey olmuyormuş gibi pozitif kalkamaz. O nedenle herkesin kötü zamanları, herkesin kötü dönemleri olabilir. Ben de şu anda öyle bir dönemimden geçiyorum. Bu yayını izleyenler işte arayacaklar, iyi misin bilmem ne falan diye soracaklar. Annem babam varacaklar. Aa Beste iyi mi diyecekler. Ay bilmem diyecekler. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben artık çevremdeki yüzeysellikten, riyakarlıktan, sadece laf olsun, torba dolsun diye nasılsın denmesinden korkunç sıkılmış durumdayım. Bugün de zaten böyle bir grup atar yaptığım insanlar oldu. Çünkü gerçekten afra tafradan ve yüzeysellikten geldi. Dediğim gibi burada sanki böyle şey, her şey güllük gülistanmış gibi kafana takma yorumları geliyor. Benim burada aslında isteğim nedir? Beni burada çok güzel takip eden, yıllardır kaliteli içerikler alan ve benden faydalanan bir sürü insan var. Ben hiçbir zaman size uçulacaksınız, kaçacaksınız, bilmem ne zengin olacaksınız demeyeceğim. Siz eğer ki bu yatırım dünyasında veya annelikte veya insan ilişkilerinde burun üstü çakılmadan hiçbir şey öğrenemiyorsunuz, her şey iyi gittiğinde hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. O nedenle uğraşacaksınız, didineceksiniz. Kimi zaman boka basacaksınız, kimi zaman iyiye basacaksınız. Ama bu gibi olayların size bilerek ve isteyerek yollandığını göreceksiniz. Ama anlamsız bir şekilde herkese, siz Mevlana değilsiniz, evliya değilsiniz, herkese bir pozitiflik vermek zorunda değilsiniz, her gün pozitif uyanmak zorunda değilsiniz. O nedenle bunlar çok normal. Sosyal medyaya baktığımızda şu anda sömestr oldu arkadaşlar, şu anda sömestr oldu. Ve sömestre baktığında böyle anneler şey yazıyorlar işte. Efendim saat bilmem ne kaç olmadan o bitti, bu bitti, bu bitti. Bir tanem şekerlerim, onlar sizin çocuklarınız. Öp, sarmala. Anladın mı? Bu kadar basit. Sevgi göster. İyi davran. Tabii ki de arada bir benim çocuğum da beni zıvanadan çıkartabiliyor. O yüzden hani hiçbir şey, bunların hiçbirisi kolay bir şey değil. Eğer 3-3,5 yaşında bir çocuk varsa evinizde, ki ben aslında bunu neden anlatıyorum? Burada bir kişi bile, ben moralim kötü olduğu zaman bazen böyle gerçekten işte çocukların bir şey kötü olduğunu veya çocuklarıyla gerçekten yaşadıklarını anlatan, o perfect mother gibi yaşayan değil de işte ben saçımı da fönletiyorum, kendime de bakıyorum, çocuğuma da bakıyorum deyip bakıcıların eline bırakan insanlardan değil de, ki bakıcısı olması hiç kötü bir şey değil. Sonuçta benim de var. Ben de gayet ablamızdan çok memnunum. Onda hiçbir sıkıntı yok ama hani böyle sanki onunla süslüyken şey yapabilmek, kadınların kafasına sürekli böyle yeni yükler yüklenmiyormuş gibi. Evi çekip çevirecek, iyi olacak, şey olacak. Ondan sonra evde oturuyorsa aman sen ne yaptın ki diyen adamları dinleyecek. Adamların her zaman derdi çok fazla var ama kadınların hiçbir zaman derdi yok. Kadınlar evde oturmak zorunda veya kadınlar çocuk varsa ilgilenmek zorunda, değil mi? Yani böyle bir şey var. Bu kafa yapısı da tam bir Alaturkalıktan, köylülükten geliyor. Çünkü neden? Kadın dediğim bilmem ne. Bu arada diğer taraftan kadınlar da kendi ayaklarına sıkıyorlar. Mesela işte böyle bir organizasyon oldu. Hiç içinde kadın yok. O zaman neden yavrum? Araştıracaksın, öğreneceksin. Seni bilginle oraya davet edecekler. Bilgi, ekonomi, zırt pırt bilmem ne, bunlar cinsiyetsiz kavramlardır. İyi olursan oraya gidersin. Ve aynı zamanda Türkiye'de şöyle bir sıkıntı da var. Herkes böyle birbirini yaftalamanı, birbirini böyle kutucukların içine sokmanın peşinde. Mesela diyelim ki şöyle diyelim. İşte ben ekonomistim, işte ekonomi okumuşum bilmem falan. Sağlıkla ilgili hiçbir şey konuşamam sanki. Ya da annelikle ilgili hiçbir şey konuşamam sanki.
Yani hani böyle şey, sanki ben normal bir insan değilim. Sonuçta ben de Covid yaşamadım mı? Hatırlıyorum, ben Twitter'da bir şey paylaşmıştım. İşte böyle herkes birbirine, o zaman Covid'in ilk zamanlarıydı, birbirlerine şey yapıyorlardı. İşte şunu içerseniz şöyle olur, bunu içerseniz böyle. Ben de bir tanesini çevirip paylaştım. 7-8 milyon paylaşıldı. Ondan sonra benim arkamdan bu kadın ekonomisti de bilmem ne, doktorlara mı kaldı, doktorlara mı kaldı falan filan dediler. Ne olmuş yani? Ben Covid olamaz mıyım? Ya da Covid'le ilgili bir yorumum olamaz mı? Biz de çocuk anısıyız. Bir ne bileyim işte boğazın ağrıdığında bir şey, boğazın ağrıdığında şey mi ya, bir şey diyemez misin? Yani bir zencefil içemez misin? Bir kimyonlu çay içemez misin? Yani bunlar için şey mi olman lazım? Çok böyle ekstrem bir adli tıpçı mı olman lazım yani? Hani bunlar hatır sayılır, gelir geçer C vitamini iç gibi muhabbetler yani. Ondan sonrası o nedenle hani ben buna çok şeyim, herkes birbirini kazıklamanın peşinde, onu da çok net görüyoruz değil mi, hepimiz görüyoruz. Bugün gittiğinizde ertesi gün fiyatı artıyor falan filan, işte enflasyon. Okey, biz de farkındayız tabii ki enflasyon olduğunun, ama sonuç olaraktan bugün bu duruma gelindiğinde birazcık sessiz kalanların da suçu değil mi? Yani burada siyaset hiç önemli bir şey değil, ama hani birazcık da böyle aman bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, aman bana ucu değmiyor diye biz bu hale geldik. Sonrasında diyoruz ki beyin gücü olmasın. Adam ne yapsın burada? Arada bir böyle geliniyor, işte moral bozmalara çalışılıyor falan filan. Ondan sonrasında işte şey de var. Bunu da en bayıldığım şeylerden bir tanesi. Sokakta millet birbirini dövüyor, birbirinin ağzına ediyor. Ondan sonra biz böyle izliyoruz. Aman karışmayalım diyoruz. Sosyal medyaya gelindiğinde inanılmaz bir kibarlık zorundaymış gibi. Fazıl Say bir tane diziyi eleştirmiş. Efendim o diziyi, ah uslubu ne kadar kötüymüş. Değil mi? Ne kadar kötüymüş. Allah Allah, sanki şey değilmiş gibi. Hani böyle eleştirilemezmiş gibi, ya da herkes neredeyse sokakta bütün olan şeyleri Instagram'larına taşımayı biliyorlar. Size manyak ötesi bir olay anlatacağım. Ben bir kitapçıya gittim ve Biricik var yanımda. Beni bilenler çok iyi bilirler ki ben çocuğumun yanında olabildiğince fazla tartışmaya girmeden, hani çocuk var çünkü çocuklar maşallah birazcık şey varsa tape recorder gibi, yani sen A dersen o A'yı aynı anda çıkartır. O nedenle onun yanında hiçbir tartışma yapmak istemem. Biz bir işte şeye gittik, kitapçıya gittik. Kitapçı yarım saat sonra açılıyormuş. Yarım saat bekledik. Ondan sonrasında tek bekledik işte. Sonrasında da 10 oldu. İşte içeri girdik. Daha bismillah tezgahtaki kız şey dedi bana. Biz sizden önce Bodrum'luyuz dedi. Ama biz normal içeri girmiştik. Yani yanımızda çocukla. Ben sana ne demiş olabilirim ki? Şey mi dedim, bu kitapçıyı satın mı alayım? Dur sana para vereyim, bu dükkanı aç mı falan. Sonra ben de çok fazla tartışma uzasını istemedim ve orada, yani bu yaptığınız çok yanlış, ben gerekli yerlere şikayet edeceğim dedim. Ondan sonrasında kızlar da bana isimlerini elime yazdılar, verdiler falan. İşte sıkıyorsa paylaş falan. Beni de sıkmadı. Çok şükür hayatımda benim yemeyeceğim herhangi bir şey yok yani. Hani bana paylaş dersin, ben de paylaşırım, sıkıntı yok. Ondan sonrasında işte böyle şey davalar falan açıldı, işte 2 ila 4 yıl hapisler bilmem neler falan filan. Ben onların şeyini almışım da, işte ifşa etmişim de bilmem ne. Sonuç olaraktan sosyal medya maalesef ki bizi bu hale getirdi. Ne hale getirdi? Ben normal bir şekilde call center'ı arasam ve bana böyle böyle bir şey denildi desem, beni hiçbir şekilde kale almıyorsun değil mi? Ama sosyal medyada benim takipçim fazla olduğunda beni kale alıyorsun. Demek ki sosyal medyanın bir gücü var. Ben de sadece normal bir insan gibi hizmet kalitesinden memnun kalmadığımı oraya söyledim. Ve ondan sonrası bu olay aldı başını gitti. İşte çift davaya dönüştü. Ama ilginç bir şekilde davanın arkadaki koruyucularına bakıldığı zaman, aa hiç şaşırmıyorsun, tezgah var arkasında. Neyse, bu da geçti. Ondan sonrasında biz bir apartmanda oturuyoruz. Ve apartmanda üst katımızda, yeni taşındık bu apartmana, bir sitenin içerisindeyiz. Önceden daha küçük bir evdeydik, şimdi daha birazcık daha büyük bir eve geldik. İşte ablamız var, Biricik'te sığmıyoruz falan filan diye. Yazın İstanbul'a döndüğümüzde böyle bismillah oturduk. Ve hani şey olur, ben insanlara yardımcı olmayı severim. Olabildiğince faydalı nasıl olabilirim bakarım. İşte tuzu kuru cırt cırt bilmem ne muhabbetiyle hiçbir alakası yok. Ama elimdeki parayla olabildiğince fazla yardım etmeye çalışırım. Ama genel olarak insan ilişkilerinde de insanlara faydalı olmaya çalışırım. Ve nitekim biz böyle oturduk. Eşim var, babam
babam var, ben varım. Yukarıdan başladı. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum diye çığlıklar. Ondan sonra ben de bir kadın daha bağırıyor böyle. Ben de hemen dedim ki hemen yukarıya çıkalım dedim. Hemen yardımcı olalım falan. Bu arada bu yaptığımdan kesin ki aman Allah'ım ben çok iyi bir insanım. İnsanların kötü zamanında şeyle değil. Bunları iyi dinleyin. Benim insanlara yaklaşım şeklimle, benim komşularıma bana yaklaşım şeklini duyduğunuzda altınıza yapacaksınız. Yani diyeceksiniz ki oha artık bu kadar kötüsü, bu kadar kötü var mı diye. Ramazan Bey eğer dinlemek istemiyorsanız anında çıkabilirsiniz. Beyhan da, yani yazan da lütfen sıkıldıysanız gidebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben sadece burada size ekonomi anlatmak, ben düdüklü kurulmuş bebek değilim. Ve bazı zamanlarda dolmuş da oluyorum. O nedenle istemiyorsanız gidebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben zaten bu yorumları kapatacağım. İster kalın, ister kalmayın. Benim canım eğer bugün size ekonomiyle ilgili bir şey söylemek isterse söyleyeceğim. Söylemek istemezse söylemeyeceğim. Gidebilirsiniz. Pumpçılar, dampçılar dinleyebilirsiniz. Her dakika size ekonomi anlatan şey yapacak. Ben normal bir insanım güzel kardeşlerim. Ve bugün canım böyle anlatmak istedi. Perşembe günü başka yayın yapıyorum. Cuma günü başka yayın yapıyorum. Bugün aynı zaman bir veri de yok. Ben size zaten şöyle bir şey de söyleyemem. Arkadaşlar bu oldu falan diyebileceğim. Herhangi bir veri de yok. O yüzden götümden bir şey atmamı istiyorsanız size burada gelip de 32 bin dolar olacak mutlaka girin ablacığım kazanın dememi istiyorsanız o zaman bu başka. Ama maalesef ki buradan o çıkmayacak. Çünkü bugün sadece üretici PMI'ları geldi. O da beklentilerin biraz üzerinde. Dolar endeksi yukarıya doğru çıktı. Zaten Nasdaq'ta ve S&P 500'de hareketlilik olduğu için de birazcık böyle dengesiz hareketlilik var. Fed öncesi baskısı var. Altın önemli eşiklerini aşmaya çalışıyor. Heh, mutlu oldunuz mu? Mutlu oldunuz mu? Ama maalesef ki bugün anlatacak herhangi bir şey yok. Yarın da Tesla raporu açıklanıyor. Tesla raporu açıklanırsa kriptocular için iyi bir şeyler olabilir. Ama burada gelip de konu neydi ya falan diye aşağılara yazmayın. Çünkü gerçekten artık korkunç, sıkıcı ve korkunç banel oldu. Ve ben kararımı da zaten açıklayacağım. Ama hiç merak etmeyin kötü bir şey çıkmayacak. Hiç merak etmeyin daha bile iyisi çıkacak. Dediğim gibi burada aslında şöyle bir şey var. Neyse kitapçı falan şöyle söyleyeyim hemen olaya geri dönelim. Neyse yukarıdan çığlıklar gelmeye başladı. Yüzüme de filtre uyguladım. Hiç makyaj yapasım gelmedi. Yukarıdan çığlıklar geliyor. Ondan sonrasında şeyde işte biz hemen kapıyı açtık hemen yani SOS'ı aradık yukarıda bir şeyler oluyor falan filan diye. Hemen SOS'ı aradık. Dedik yukarıda bir şey oluyor. Hemen biz de kapıyı açtık. O sırada bir baktım küçük bir kız çocuğu. Elinde bir poodle ve her yerinden kan akıyor. Böyle aldık. Aa kızım yavrum ne oldu falan. O sırada eşim yukarıya doğru çıkıyordu. Hemen elini yüzünü yıkadık. Dedik ki işte burada bak içeride kardeş var dedik falan böyle. Hemen biricinin yanına soktuk onu. Yukarıdan abisi de geldi. Ondan sonra o da işte annem dedi. Kız çocuk da bize dedi ki işte yardım edin. Annem kendini öldürüyor dedi. Erkek çocuk da geldi böyle gözleri fal taşı gibi falan açılmış. Hemen dedim hadi çocuklar dedim girin içeriye dedim. Biz de bir yukarı bakalım hallederiz merak etmeyin dedik. Ondan sonrasında yukarıya çıktık. Yukarıya çıktığımızda kapı ardına kadar açık. Bu arada benden başka hiçbir komşu yukarıya doğru çıkmıyordu. Aşağıdan bir adamlar bilmem ne birinci ve üçüncü kattakiler geliyorlardı. Ben hadi beyler dedim yukarıya biraz daha hızlı çıkalım yardımcı olalım. Ben zannettim ki birisi sinir krizi geçiriyor çünkü öyle bir bağırdı ağıt gibi bir şeydi. Sinir krizi geçiriyor balkondan kendini atacak biz de gideceğiz ya yapmayın etmeyin deyip sarılacağız. İçeri girdik yerde bir tane yaşlı kadın benim kızımın o kadar kanı yok benim kızımın o kadar kanı yok diyor. Evin her yerinden kan akıyor içeriden oluk oluk kan geliyor ve zaten kadıncağız kanser hastasıymış ve şah damarı dışarıya patlamış ve 35 saniye içerisinde ölmüş. Ve biz bu insanları hiç tanımıyoruz hayatımızı hiç görmemişiz. İlk karşılaşmamız böyle bir durum çocuklarla annesiyle bilmem ne. Çocuklar aşağıda benim kızımla beraber oynarlarken biz çocuk şarkıları açtık. Yukarıda çığlıklar, malıklar falan filan var. Ve ben baktım inanır mısınız? Eşikten bir tek ben atlamışım. Başka herkes dışarıda kalmış. İçerisi kanlı bilmem ne. İşte olay şaibeli falan diye. Ve ilginç bir şekilde kadın kanser hastası ve kendiliğinden şah damarı patlamış. Orada böyle insan nasıl intihar etmiş bilmem ne. Ben böyle çevreye bakıyorum. Hiç öyle bir şey yok. Ve yani Fox TV izliyorlar. Orada su içiyorlar. Evde iki çocuk var. Bir yaşlı kadın var. Kadın neden böyle bir şey yapsın diye. Yani insan olarak böyle en kötü, en can alıcı, iğrenç bilmem ne falan diye.
Neyse sonunda biz işte cenazeye de gittik. Elimizden geleni yaptık. Çocuklar bizde uzun süre kaldılar. İşte arkadaşlarını aradık. Adamcağızı aradık. Adam geldi. Hanımefendi siz kimsiniz dedi benim evimde. Ben alt komşunuzum dedim. Yardımcı olmak için yani falan. Polis geldi. Polise olayı incelemeye falan şey yaptık. Yani bunlar övünülecek şeyler değil. Bence bunlar normal şeyler. Yukarıda böyle bir olay olduğunda bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ay insanların özel işlerine karışmayayım denilmez. Ama gel gelelim bizim apartmanda bizi sürekli şikayet eden böyle garip garip insanlar var. İnsanlar artık o kadar manyamışlar ki nereden birbirlerine ne laf sokacaklarını veya birbirlerini nereden acıtacaklarını şaşırmış durumdalar. Ve bizi çok uzunca bir süredir yalan yanlış şeylerle itham ediyorlar. İşte gecenin köründe basket oynanıyor bilmem ne diye. Benim kızım 8'de yatıyor, ben bırak basketi parmak ucunda yürümeyenin diye ona bağıran bir insanım. Çocuğu uyandıracaksın, çocuğu uyandıracaksın falan diye. Eminim annelikle ilgili burada bana ahkam kesecek olan bir takım patavatsızlar da vardır ama maalesef yorumlar kapalı. Ramazan Bey gitti mi acaba? Sıkılmıştır içi adamın. Leş ekonomi yatırım önerisi alamadı ya, içi içini yemiştir Ramazan'ın. Ondan sonrasında ve ben de bu arada bu basket oynuyorlar falan filan. Bakın bunlar yalan beyanlarda bulunuyorlar. Bunlar işlerine geldiğinde bizi tahliye ettirmek için yalan yanlış şeyler de söylerler dedim. Geldi o gün bize çok güzel bir ihtarda bulundular. Biz evi yıkıyormuşuz döküyormuşuz. Biricik bağırıyormuş ama en güzeli ben kızımı dövüyormuşum. O nedenle bize ne oldu? Bilirkişi, pedagog, çocuk doktoru falan geldi. Bunların hepsinin yalan olduğu görüldü. Yani görüyorsunuz değil mi? Ben insanlara nasıl yaklaşıyorum, onlar bana nasıl yaklaşıyorlar? Şimdi burada anlaşıldığı üzere hem kitapçı davaları hem bu falan ben böyle bayağı bir hani şeyin üzerinde yani yumurtanın üzerinde yürüyorum da aman dikkat edeyim de aman aman falan oldum. Ve tabii ki bu beni çok mutsuz bir hale şey yaptı. O nedenle ben biliyorum ki yol ayrımları her zaman sancılıdır. Bir şey, yeni bir şey yapmak istediğinizde, içinizden gelen şeyleri yapmak istediğinizde onun önüne geçiliyorsa bu şeydir. Ve biz burada gerçekten sizlere güzel veriler verebilmek için işte ekipçe kalabalık olduk, benimle çalışanların sayısını arttırdım, farklı platformlarda yeni şeyler denedik falan ama ben şunu fark ettim ki, bu arada bir şey daha anlatacağım. Moral sohbetleri yaparken birazcık daha böyle insanlarla yakın ilişkiler kurmuştum. En azından o duyduğum, o buluştuğum insanlardan yeni şeyler öğreniyordum ve bunlar benim için çok önemliydi. Ben onu anladım ve sadece ekonomist kapsamı altında kalmaktan çok sıkıldığımı, adeta YouTube'umun 1 milyoncu gibi olmasından mutlu olduğumu fark ettim. Ve o nedenle şunu çok rahatlıkla da itiraf edebilirim ki benimle beraber dip seviyelerini yaşayan, çok üzgün olan, bu işin içinden nasıl çıkacağım diyen bir sürü insan oldu. O nedenle ben ilk dibimi televizyon kanalından ayrıldığımda yaşamıştım. 28 gün boyunca böyle paşalar gibi salyosumluk ağlamıştım. 4 aylık bebeğim vardı o zaman ve son derece böyle topluma mal olmuş bir rezalet şeklinde bu olay şey oldu. Şimdi ikinci dipteyim, yeni bir yol arayışındayım. İkinci bir sancılı dönemden geçiyorum. Herkesin moralinin bozuk olduğunu, herkesin ekonomik sıkıntılar yaşadığının farkındayım. O nedenle ama artık buralara gelip de olmayanı oluyormuş gibi gösterebilecek bir insan değilim. Çünkü yukarıda Allah var. Ben insanların vebaline girmekten, insanların hakkını yemekten korkarım. Zamanında tabii ki çok böyle iyi projelermiş gibi görünen neler neler battı. Ama bugün ben dönüp o günlere baktığım zaman ben burada kesinlikle evet yapabilirsiniz, alabilirsiniz değil. Bu bir öneridir. Bu bir öneridir. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi beklentilerinizle paralel olacağına inanıyorsanız bir şey yapın demişliğim var. O nedenle oralardan beni çok suçlayan insanlar var veya orada aslında insanlar benim söylediğime inanmadılar. Kendi açgözlülüklerinin kölesi oldular. Bu dünyada hiçbir şey kolay kazanılmaz. Bunu kabul etmek zorundayız. Kötü zamanlar olur, ileri zamanlar olur. Ve şöyle bir durum var. Hayatta her şeyin işli çıkışlı. Bugün siz kalp atışlarınızı ben normal, hep pozitif olmak istiyorum, hep iyi olmak istiyorum dediğiniz zaman bugün sizin kalp atışlarınız bir aşağı bir yukarı, bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı.
Siz tek çizgiye düştüğünüzde ölmüş oluyorsunuz. O yüzden ölmemek için birazcık içimizdekileri söylemek lazım. Ama tabii ki uslubu da doğru söylemek lazım. Otantik yaşayacağım diye ben önüme gelene küfredemem falan. Tabii ki de ben de geçiyorum ve aman ya bırak bu çekilmez diyorum. Ama maalesef ki ben burada insanlarla interaktiviteyi çok seviyorum. İnsanlarla konuşmayı seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum. Ama bu sadece parasal anlamda olmak zorunda değil. Parasal anlamda da olduğunda ben grafiklerden okuyabildiğimiz, makalelerden okuyabildiğimiz, öngörebildiğimiz şekilde sizlere veya benim takipçilerime yardımcı olmak istiyorum. Ama artık site meydanında bile görüldüğüm zaman bu da para uzmanı sor ya sor. Ben orada kahvemi içiyorum, moralim mi bozuk, çocuğumla mı sıkıntı yaşıyorum, o gün az mı uyudum, kötü mü uyandım? Bunlar hiç düşünülmüyor. İnsanları lütfen şöyle yapmayalım ki ben artık bundan çok sıkıldım. Kutulamayalım. Hani o da bir insan, onun da bir biyolojisi var, onun da bir psikolojisi var ve gerçekten yalnız değilmişim adı altında başlayacağım seri için çok heyecanlıyım. Ve burada ben şunu da fark ettim. Ben burada ne bileyim işte şey yapmayı, burada dertleşmeyi falan seven bir insanım. Aslında yani işte insanla kulağın tıka, kulağın tıkayla olmuyor. Ya da meyve veren ağaç taşlanır deyip kuru kuru sonra beni yalnız bırakmakla olmuyor. Bu bir ekip işi, bu bir birlik işi. Sonuç olaraktan hani şey diyorlar işte takdir bilmem nenin şeyi sen işte bilmem el alemin kölesi olursun bilmem ne. Ben hiçbir zaman ne çalışmaktan imtina ettim ne de bir şeyden. Ama maalesef ki her zaman demiri tavında dövmek zorunda kalmış ve o yaşadıklarımdan her zaman kendi başıma çıkmak zorunda kalmış bir insan olarak hayatımı devam etmek zorunda kaldım. Hiçbir zaman mesela bazı insanlar var, muhabirler vardı, önleri açılıyordu. İşte bilmem ne şunu sussun bilmem ne falan diye. Ya da baktığınız zaman onlara çok güzel yollar açılmış insanlar var ama ben bakıyorum sürekli mobbingle karşılaşmışım. Artık bunlar da önemli değil. Çünkü o geriye döndüğüm zaman onları mutlaka yaşamam gerekiyormuş ki bugün içimdeki bu azim biraz daha alevlensin diye. Pandemi oldu, 4 aylık çocukla hiç böyle bir yani 5 parasız, böyle hiç kariyersiz falan insana bakıyor. Abi sen ne yapacaksın şunda dediklerinde gene ben tek başımaydım. O ağlarken ederken tabii ki de eşim, annem, babam bir şekilde bana destek olmaya çalıştılar ama olamadılar. Çünkü ben orada kendi başımda kendi böyle girdabımda şey oldum. Ve pandemide herkes evde yan gelip yatarken, ekmek yaparken veya ne bileyim işte poğaça yaparken ben her gün saçımı makyajımı yaptım ve herkese faydalı olabilecek merak ettiğim işte Neuroformat, Barış Musluğu, Aşkım Kapışmak, Dinçer Güner o zaman astrolojiyle ilgili de konuşuluyordu falan filan. Yani hani böyle güzel şeyler yapılıyordu. Ve ben çok mutluydum yeni şeyler öğrenmekten. Bugün aynı şeyi ekonomiye de yapmaya çalışıyorum ama sonuç olaraktan piyasa kötüyken bir şeyleri böyle moralleri iyi tutmam çok zor. Ve herkesin morallerinin kötü olduğunu farkındayım. O nedenle bundan sonrasında ricam birincisi hiçbir yere gitmiyorum. Kimseyi şutladım mutladım falan yok arkadaşlar. Ben böyle bir tane uyduruk şimdi dereyi geçip de bir kaşık suda boğulmayalım. Öyle bir şey yok yani. Hiçbir yere gittiğim yok. Aksine daha fazla çalışacağım ama benim sizden ricam biliyorum beni güzel takip edenler, pozitif şekilde takip edenler, benden faydalı içerikler alan insanlar var. Ben hem kendim için hem onlar için çalışıyorum. Ama sadece lütfen birazcık daha görünür olun. Lütfen birazcık daha görünür olun. İzleyip geçmeyin. Bazen gerçekten sizin tuzu kuru dediğiniz, bu da burada duruyor dediğiniz insanlar gerçekten şey olabilirler. Yani sizin desteğinize ihtiyaç duyuyor olabilirler. Ve şu anda gerçekten ihtiyaç duyduğum bir dönemdeyim. Hani şey değil kesinlikle. Hani şunu yapın bunu yapın. Ya sadece gerçekten alta yorumlara gerçekten düşündüklerinizi yazın. Ama kötülemek için değil. Artık bu negatifliği kaldıralım birbirimizin arasından. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. 3,5 sene boyunca bir gün yayınsız bırakmadığım oldu. Ve hani hep çıktım hep dolar o bu şu bilmem ne oldu. Ama artık boş yere konuşmanın da bir anlamı olmuyor. İnsan eninde sonunda bir hoşgörülü bir yorum istiyor ve ben bunu istediğim için de çok da şeyde değilim. Benim zaten hala iddiam devam ediyor. Şu olacak, bu olacak ama ben kehanet vermek zorunda değilim. Ben öyle bir şey değilim. Benim işim ekonomiye ve verilere dayanıyor. Ben olabildiğince görebildiğim şekiller size göstereceğim ama şu anda mini bir boğadayız yani 69 bin dolardan gelmiş 23 bin dolara kaçırdık bilmem ne filan.
olabilir kaçar. Bu sefer kaçar. Eğer çok fazla güveniyorsan girersin. Ama armut piş ağzıma düş durumu yok. Aksine bu gibi durumlarda kendimizi geliştirmeliyiz. Ve ben mesela kötü hissediyorum. Kendi içime döndüm. Kötü hissetmenin o kadar da kötü olmadığını fark ettim. Her dakika kuş uçtu mutluyum. Bir bardak suyum var mutluyum. Böyle olmuyor. Maalesef olmuyor. O nedenle benim sizden ricam, eğer ki birbirimizi seviyorsak ve birbirimize burada destek olmak istiyorsak, 300 bin takipçi var ya burada. 300 bin. YouTube'da 128 bin. 130 bin takipçi var. Telegram kanalında sizlere ne kadar güzel içerikler oluyor. Hala oradan çıkanlar bilmiyorum. Ne istiyorsunuz? Ben parende atayım, video mu koyayım yani? Size şurada dikkat edin, burada dikkat edin. Uyardık diye biz mi kötü olduk? Yani bir tane beğeni bırakmak veya bir abone olmak bilmem bu kadar zor mu? Bunların, ya inanın zaten YouTube'un, hani bakın şu YouTube'dan para kırıyor teranesini söyleyen insanlar gerçekten YouTube'un hiçbir şeyini bilmiyor. YouTube zaten donunuza kadar sizden vergi alıyor. Öyle söylendiği gibi 100 binler, 200 binler, bilmem neler yok. Milyon izlense bile 2 dakikalık video, ondan bile para gelmiyor. Çünkü burada önemli olan reklam üzerinden yapılması. Ama dediğim gibi insanlara yetmiyor ve hani böyle motivasyon şeyleri izliyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Ama gerçekten bir şey için uğraştığınız zaman ve ne olursa olsun bu da bir ekran. Televizyon gibi YouTube da bir ekran. Tabii ki de bir pozitif bir şeyle karşılaşılmadığı zaman tabii ki de insanın morali bozuluyor. Ve şu da var, iddialı olmak, kendine güvenmek, bunlar ego demek değil. Bunlar insan yapısı. Ve bugün birazcık şu anlattıklarımdan baktığınız zaman gayet gayet kötü olayların, gayet diyeceğiniz olayların başıma geldiğini anlamışsınızdır yani. Olmayacak olmayacak işler. Yani beni şimdi burada tabii ki de birebir tanımıyorsunuz. Hani samimiyetim umuyorum ki bana patlamaz. Umuyorum ki bundan kötü bir şeyler çıkartmaya çalışan insan olmaz. Ama olsalar da önemli değil. Onlara inat daha da fazla çalışacağım. Ve bu günler geçtikten sonrasında insanların hakları yenildiğinde üzüldüğünüzü göreceksiniz. Ve gerçekten üzücü olacak. Bari Biricik de gelsin, Biricik de gelsin. Biricik gel. Şey, komşuların suçladığı güzel kızım geliyor. Gel sevgilim. Gel fıstık kuşum. Siz oturup izledim. Evet, fark ettim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Sizi seviyorum. Ay canım benim. Seviyor musun? Sen kimi seviyorsun? Bak kalbim çıktı için. Sizi seviyorum dedim. Ha evet, orada izleyenler kalp yolluyorlar. Ah canım benim. Evet, görüyorsunuz. O nedenle herkesin başına çok değişik şeyler geliyor ve bazen sizi hiç yapmadığınız şeyler için suçlayabiliyorlar. Bu insanların kendi şeyleri. O nedenle olabildiğince pozitif olmaya çalışalım. Ama burada da sizlerle bunları paylaştığım için de çok mutluyum. Sadece birazcık daha destek olur ve birazcık daha beğenileri ve kendinizi gösterirseniz, çünkü ben burada olduğunuzu biliyorum ve gördüğünüzü de biliyorum. O nedenle birazcık sizden çok az bir desteğe ihtiyacım var. Hem bir insan olarak, hem bir anne olarak, hem bir ekonomist olarak, hem bir çalışan iş kadını olarak, hem de arada bir sorumluluklarının altında ezilen bir kadın olarak, kadın olarak bir insan olarak böyle bir şey istiyorum. Ve artık lütfen birbirimizi eleştirmeyin. Bak küçük gülüm, gülüm benim şey yapıyor, kalp yapıyor. Ne yapıyorsun? İzleyenleri mi seviyorsun? Böyle. Bizim evimizde durumlar böyle ve sizlerle konuştuğum için de çok mutluyum. Yorumları açalım mı? Bakalım. Var mı yazacaklarınız? Şu anda izliyorum. Şu anda okuyabilirim. Merhabalar. Umuyorum dinlemişsinizdir. Bu videomu şeye de koyacağım. YouTube'a da koyacağım. Lütfen orada da benden yorumlarınızı şey yapmayın. Eksik bırakmayın. Biricik Hanım da geldi aynen. Biricik'cim seninle oynadıkça filtrem.
Gerçekten çok güzel. Bak herkes sevdiğini yazıyor. Ondan sonrasında bizi dinlemişler Biricik. Aynen, bizi dinlemişler, mutlu olmuşlar. Benim anne, birazcık zorlandığıma... Bir tane yanında yatabilir miyim? Bir tane. Tamam, burada bunu tartışmamıza gerek yok. Ama Biricikciğim, çok teşekkür ederim. Artık gerçekten bana daha destek olacağınızı düşünüyorum. Yarın da, bir dakika dur Biricikciğim. Yarın da yalnız değilmişim videolarını çekmeye başlayacağız. Onlara da lütfen destek olun. Tamam canım, al suyunu. Benim suyuma, yani susadığından falan değil, benim suyuma şey olmak için. Umuyorum da burada sadece gerçekten bir kişi bile faydalandıysa, çok tuzu kuru dediğiniz veya ay çok kuru aman bu da böyle boş boş oturuyor dediğiniz şeyin gerçekten iyi olduğunu. Evet, evet. Show TV'deki bu da şey, Show TV'de bir tane haber çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Günde 25 litre su içen kadın oh yapıyordu. O da aynı. Tamam Biricikciğim, hadi git, ben de herkese güle güle diyeyim. Artık ben hepsi. De, tamam, bay bay de. Bay bay de. El salla, bay bay. Güle güle. Güle güle. Hepsi gül. Güle güle. Bize destek olsunlar mı daha fazla Biricik? Üzüldüğümüzde bizi sevsinler mi? Bize iyi davransınlar mı? Evet. Evet, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle... Ben de teşekkür ederim. Evet, evet. YouTube profilim var. LinkedIn, orada Linktree diye bir şey var. Oraya girdiğiniz zaman bütün her şeyi görüyorsunuz. YouTube'da Beste Uyanık yazdığınız zaman zaten ilk benim kanalım çıkıyor. Sadece adımı soyadımı yazmanız yeterli. Instagram'dan da bana destek oldu. Yani şu anda yazılanlar çok güzel. Lütfen bu yorumları yazanlar daha fazla benimle olun ve daha fazla destek olun. Gerçekten zor bir zamandan geçiyorum ve ben diyorum bu interaksiyonu çok önemsiyorum. Sadece şey değil, sadece dolar, euro, borsa falan değil bu işler. Kripto da değil. Ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay de. Kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. YouTube'da da yayınların altına yorumları ve beğenileri bekliyorum. Telegram'da da bekliyorum. Lütfen ve bundan sonrasında beni gerçekten yermeye çalışan insanın aksine daha fazla çalışacağım ve daha fazla başarılı olacağım. Hem kızım için, hem kendim için, hem de zorda olan bütün kadınlar, erkekler, çocuklar için, herkes için uğraşacağım. Görüşmek üzere.